Uğur hala dövme yaptırıyor. Çok heyecanlıyım, çok hoşuma gitti bu arada. Buna felç kalmam değil mi? Say to hi my channel. Dövme yaptırmayın. Gerçekten 33 ve 37 yaşında insanlar hiç yakışıyor mu? Uğur abi bana dövme ısmarlıyor. Nasıl gözüküyor? Uğur bunu kesip benim kanalıma atsın. Fuat'ın dövmesini unuttuk ya. Sana ne, sana ne? Günaydın diyeyim değil mi artık? Arkadaşlar günaydın kocaman ama hala ayılamadım ben. Bir yandan arkamda şu an fan sesini duyuyorsunuzdur. Yemeklerimi halletmeye çalışıyorum. Yanıma alacağım çünkü kava. Bir yandan da kahvaltımı hazırladım. Onu yiyeceğim. Şu işleri bir halledeyim. Sonra yanıma çanta mantı alacağım bilmem ne falan pisten. Beraber yola çıkarız. Yola çıkarken görüşelim. Ayılmam lazım gerçekten. Birazdan görüşüyoruz. Geldim. Daha iyiyim şimdi. Kendimi daha iyi hissediyorum. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün kolumu kaplatmaya gidiyorum. Avrupa'da birinciliği olan bir dövmeci buldum. Onunla bugün kolumu kaplayacağız. Daha doğrusu benim eski dövmenin üzerine cover up yapılacak. O tamamen kapatılacak. Bir de el bileğime kadar ekstra dövme yapacağız. Şimdi ufak bir sırt çantası alacağım. Yemeğimi falan koyacağım. Oraya işte ne bileyim sıfır kollu bir tişört falan götürüyorum. Dövme yaparken çıplak olmak istemiyorum çünkü. Onları falan çantama koyalım ve yola çıkalım. Şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Çok fazla kolunu işte komple kaplat, işte kaplatma diyenler oldu. Aslan yaptır, kaplan yaptır, çiçek yaptır, tribal yaptır. O kadar fazla fikir geldi ki farklı farklı. Herkesin zevki başka yani. Şunu anladım. Ben kendi beğendiğimi yaptıracağım ama bu kalıcı bir şey olduğu için bilmiyorum. Belki bu videonun yorumlarını kapatabilirim. Şok olmayın. Neden? Çünkü diyorum ya yani bu göreceli bir şey. Herkesin zevki başka ve onun istediği gibi olmadı diye böyle olumsuz yorum yapabilir insanlar. Veya Yunan mitolojisi tarzında gideceğim bu arada. Oradaki tanrılar, savaşçılar böyle kombineceğiz, bir şeyler yapacağız. O figürlere, o heykellere, o Yunan mitolojisini hani sevmeyen insanlar olabilir. O yüzden de o olumsuz yorumları kalıcı bir dövme olduğu için canım sıkılmasın diye yorumları kapatacağım. Ha, ulaşmak isteyen her türlü ulaşırım. Başka videoyu da yazar. İleride başka postumda görür. Orada şey yapar ama hani bir videonun altında direkt böyle hani o video bir de hani bizim kendi ailemizin diyeyim. Hani dışına çıktığı zaman hani siz belki evet beni uzun zamandır takip edenler kırıcı bir yorum yapmaz, bunu biliyorum ama hani YouTube öyle bir mecra ki beni takip etmeyen kişilerin de önüne çıkıyor ve videoyu izliyorlar. Onlar biraz acımasız olabiliyor. Dolayısıyla o yüzden yorumları kapatmayı düşünüyorum. Bilmiyorum. Yüklerken karar vereceğim ama kapalı olursa da şok olmayın. Bu çok uzun bir video olmayacak. Before and after gibi düşünün. Instagram'dan çok fazla vlog çek dediğiniz için hani çekeyim dedim süreci. Çok fazla lafı burada uzatmıyorum. Dediğim gibi orada 8-9 saatlik bir işlem olacak. Bilmiyorum, belki ikiye böleriz. Acıya katlanabilir miyim bilmiyorum. Katlanırım dedim ama eğer katlanamazsam da 2 hafta sonra ikinci seansına falan gideceğim. Orada işte sizi sıkmama kadar, çünkü orada çok çekecek bir şey yok. Hani ara ara kolum hani hangi aşamaya geldi, nereye kadar dövme yapıldı falan. Onları çekeriz. Biraz sohbetleriz. Dövme bittikten sonra da eğer bugün biterse kapatırız. Bitmezse de 2 hafta sonra bu videoya devam edip tamamlayıp en son halini çekerim. Ya da bunu ayrı yükleriz. Diğer seansa ayrı gidip ona ayrı bir vlog yaparız. Onu da şimdi karar vermeyeceğim. Şu an beynim tam çalışmıyor sabah olduğu için. Yola çıkalım. Çantamızı toplayalım. Hadi. Böyle iki öğünlük yemeğimi, yani burada 280 gram et var. 80 gram da basmati, yağsız tuzsuz pirinç var. Belki şarj biter diye yedek batarya ve çayım ve splendamı alıyorum. Her zaman gidin bir sıfır kollu H&M'den aldığım gri tişörtü koyuyorum. Ve kapatıyorum. Evet, ceketimizi de giydik. Tamam ya, sizi çok oyalamayayım burada. Yolda ya da orada görüşürüz. Öpüyorum sizi. Hadi bay bay. Bu nasıl bir YouTube çekmek? Düşünün, kafa o kadar yok. Görüşürüz. Burada biraz park sorunu var. Sokağın sonunda otopark var ama yine böyle bir 2 dakika falan yürümen gerekiyor. Bu arada sokakta yürüyerek vlog çekmeye uzun zaman olmuş ya. Çok hoşuma gitti. Ve dövmeciye de geldik. Bosporus Inc. Günaydın. Günaydın. Nasılsın bro? İyi, nasılsın? Stüdyoyu göstereyim size arkadaşlar. Ya burada bir sürü dövme sanatçısı var aslında. Hepsi aynı anda çalışabiliyor. Burası yeni açıldı. Şampiyon orada. Yürü!
Say to hi my channel. Merhaba. Stüdyo çok güzel. Beşiktaş'ta zaten merkezi bir yerde. Dövme için inanılmaz heyecanlıyım. Yani inanılmaz heyecanlıyım. Nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum. Ayrıyeten de korkuyorum. Neden? Çünkü en son 18 yaşımda bu kolumdaki dövme 5 saat sürmüştü benim. Düşünün bir seansı. Ve çok canım yanmıştı o zamanlar. Muhtemelen şimdi de biraz canım yanacak. Çünkü benim canım çok tatlı. Cimcik at bağırırım. Bir bakalım neler çalışmışlar. En son halini falan yine görüşüyor oluruz, gösterelim size. Üst tarafa bunu yapıyoruz arkadaşlar. Yani kolumun neresi diyeyim, göstereyim aynada. Yani bu dövme onunla kapanacak. Selam verin. Üst taraf o size gösterdiğimde kapanacak. Altı da yürü bir şeyler seçmiş ama bir önce üstü bitirelim dedi. Zaten uzun sürecek, çok detaylı bir dövme bu arada bu. Yanlarına falan kombinasyonları falan da olacak. Gölgelendirmesi bilmem nesi falan. Çok heyecanlı, çok hoşuma gitti bu arada. Şunu söylüyor. Malzemeler gerçekten çok kaliteli. Diyor ki 20 yıl sonra bile aynı detayları görebileceksin dövmende diyor. Öyle hoşuma gitti. Birazdan başlayacağız, heyecanlıyım. Arkadaşlar transfer kağıdıyla koluma yapılacak dövmenin ana hatlarını şey yaptık. Şu an ekstradan üzerinden geçiyor yürü. Aşağıya da bir parça daha var. Göstermiştim size zaten az önce iPad'de. Şimdi onu yapacağız. Onu yaptıktan sonra gelelim. Çok iyi. Çok iyi. Evet. Türkçe konuşsun. O Rus arkadaşlar yürü. Türkçe başka ne biliyor? Hadi küfür et. Biraz. Hadi küfür et. Hadi küfür et valla. Efsane. 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 Küfür ettin mi? Biliyor musun canım? Biliyorum. Okay bro. You can check in the mirror. Ben de bakıyorum arkadaşlar. Siz gördünüz, ben görmedim. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Belki burada bile bırakırız hani. Yani şuraya kadar inmesi bile bir şey kattı yani. İlk temeli atalım. Sonra görüşürüz. İğnenin boşluğuna göre. Peki şey mi yapsak acaba? O, yani bu üst kısım çok acıyor ya. En acıyandan acımayana doğru mu ilerlesek acaba? O ilk önce alttan başlar. Hadi ama ya. Ama arada bir sen. İlk önce üstten başlar. İnşallah. Evet. Inşallah. Söylesene ben. Sen Rusça biliyorsun. Breton. Sveto bölümünden çıkan Sinir. Murat arkadaşlar buyurun sahibi. Bayağı yani yıllardır bu sektörde ve şu anda kendi stüdyosunu açmış ve 3-4 tane daha şube de açacaklarmış. Avusturya dedin değil mi? Evet. Avusturya'yı açıyorlar, işte ne bileyim İsrail'i açıyorlar. Başka Türkiye'de nereye yaşıyorsun? Biz Türkiye'yi ilgilendiriyoruz. Göktürk ve Beylikdüzü'ne. Göktürk ve Beylikdüzü'ne de açıyorlarmış. Güzel, Anadolu yakasında da olacaksın. Bir de Beylikdüzü'de zaten başka bir yaka olduğu için evet, orada da olalım diyorsun. Evet. Zaten burası Beşiktaş arkadaşlar. Burası çok merkezli. Herkesin o sözcüğüyle. Geleyim mi? Evet. Gerçekten o kadar dövmeci yazdı. Bu video sponsorluk kesinlikle değil, ücreti karşılığında ben şey yapıyorum. Yüren'in gerçekten işine saygı duyduğum için ve gerçekten çok iyi yaptığı için siz de bu adamı bilin, tanıyın istedim. Çünkü birçok dövmeci yazdı, hepsinin işlerine falan baktım ama yani Yüren'in işlerine baktığım zaman gerçekten adam üç boyutlu çiziyor ya. O kadar gerçekçi çiziyor ki. Yani gerçek bu beni şey yaptı yani, hani çok yükseltti. O yüzden de hiç düşünmeden, normalde sürekli erteliyorum. Direkt şey yaptım yani, gelmek istedim. İlk bizimle görüşmende direkt okey dedim zaten. Evet direkt okey dedim yani. Yoksa yıllardır benim aklımda bu arada. Tabi de erteliyorum ama bir şeyler kafama yatmıyor vesaire. First touch. Evet, temel atma işlemlerinden başlıyoruz. Hafif, evet çok buralar acımıyor. Biraz şöyle boyayalım edelim, birazdan görüşürüz yani. Sizin için bir saniye sürecek ama geliyoruz birazdan. Omuz bölgesi en çok acıtan bölge. 3'te 2'si bitti gibi omuzun. Oradan bir kurtulayım Allah'ın izniyle. Diğerleri o kadar acıtmayacak diye düşünüyorum. Şu an bu aşamadayız. Kaç saat oldu? 2 saat 15 dakika falan oldu sanırım başladı arkadaşlar. Yani bu 8-9 saatte bitmez gibi duruyor ben size diye. Muhtemelen dayanamayacağım, ikinci seans olacak. Buradaki arkadaşlar şey diyor. Bir süre sonra daha fazla acımaya başlayacak diyorlar. İlerleyen dakikaları görüşürüz diyorum. Arkadaşlar dövme yaptım bunu. Özellikle omuz kısmını atlattığım için şu an mutluyum. Diğer taraflar o kadar acımıyor. Devam ediyoruz. Pozisyon değişti. Böyle arada güzel. İyi değil. Kardeşimizi ziyarete geldik. Ben de içeride kendi dövmemle alakalı konuşuyordum. Uğur abi bana dövme ısmarlıyor. Arkadaşlar kesinlikle ısmarlamıyorum, zorla ısmarlattı. Olur mu canım, aşk olsun. Abi çok çok güzel, ya bilmiyorum, teşvik etmek istemiyorum ama yani çok yakışacak ya. Mükemmel bir dövme seçti.
Ağlayacak o kadar. Gerçekten ve bitiminde hakikaten harika olacak. Sen yarın dedin ya, fulli seçmekle o kadar iyi bir şey yaptın ki. Kanka ben bugün fulli yaptıramam. Gerçekten ben dayanırım diye düşündüm ama omuz kısmı benim acıyor mu ya? Omuz çok acıyor. Çünkü orada daha fazla kemiğe daha dayanıyor ya. Ha. O yüzden acıyor. Yoksa o, hani bisepsim ve o trisepsimin oralar o kadar acımıyor. Oralara katlanırım. Omuz da bitmek üzere aslında ama omuz beni o kadar yoğurdu ki artık aşağıdaki acıyı da fazla hissetmeye başladım. Kanka bir de sen olduğun yerde çok duramazsın. Bu arada normalde zaten iki seans olması gerekiyor. Ben hani aradan çıksın diye bir seans yaptım. Ha. Anladın mı? Ha, bitsin kurtulayım gibi. Ama bugün herhalde bu bitmeyecek. Ben bitirmek istemiyorum. Ben öyle bir yani o hakkımı kullanmak istiyorum. Çünkü o seçeneği sunuyorlar bana. Abi 9 saat bile kolay ya. Dur biraz ben tutayım kardeşim bu elimi. Senin kolların çok yoruldu şu anda. Daha bu hiçbir şey. Yani şu an karışık duruyor tabii ki de. Çünkü yani o komple kapanacak işte. Kaplanacak. Oğlum çok ben... güzel olacak. Çok güzel olacak. Uğur hala dövme yaptırıyor. Bayağıdır buradayız. Ben de bir mol olsun diye. Normalde diyette ama Nutella'lı pişi aldım ona. Umarım sever. Birazcık acılarını dindirir inşallah diye düşünüyorum. Şimdi bakıyorum. Gayet güzel gidiyor. Yüzü gülüyor. Bayağı canı yanıyordu. Şimdi iyi. Bir gidelim bakalım neler olmuş. Sana Nutella'lı pişi aldım. Diyettesin. İyi ama evet bugün hani bir tatlı gelsin sana böyle bugün hak ettin ama sen bunu. Sana şunu söyleyeyim bugün hocam geldi. Ye dedi mi? Yemin ederim dedi ki bir canım bir şey çekerse ye dedim. Çok şey dedi sancılı bir durum dedi hiç kendini kasma dedi. Ha iyi Nutella'lı pişi iyi geldin peki sana. Doğru söylüyorum Nutella'lı pişi mi? Valla Nutella'lı pişi. Bunun güzelliğine bir şey değil bunun acısı da ama. Çok güzel değil mi? Ben de Uğur abi sağ olsun bana bundan ısmarlıyor. Onun kolundan göstereyim. Tam şuraya yaptıracağım arkadaşlar. Tüm kol yaptırana bu kampanyadaymış. Evet arkadaşlar, yani bedava dövme için de bu kadar saat beklenir mi? Bekliyoruz. Şimdi benimki başlayacak. Ben size benim yatağımı göstereyim daha güzel. Ben de burada dövme yaptıracağım ya. Benim dövmemi de Kirill yaptıracak. Baba tarafı. Koreli. Anne tarafı. Özbekistan'da doğmuş. Kazakistan. Rus karışım bir arkadaş. Özbekistan. Buradan tüm Kazakistanlı arkadaşlara selamlar. Evet sıra bize geldi. Hadi bakalım. Uğur bunu kesip benim kanalıma atsaydın. Arkadaşlar geldim. Gösteriyorum. Sen çeksene Murat. Şu an birinci seansımız bitti. Nasıl gözüküyor? Efsane. Çok iyi gözüküyor. Aynen bro. Bak altında hiçbir şey kalmadı ya. Evet detaylar. Daha detaylar ekleyeceğim. Daha detaylar yapacağız. Detay ya daha %30'u bitti diyelim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. 2-3 gün kolumun dinlenmesi lazım. Buraya şimdi neler yapabiliriz onları konuşacağız. Burası iyileşirken biz alt tarafı yapacağız. Doğru mu? Evet. Doğru. Aynen. Alt tarafı yapacağız. Sonra alt taraf iyileşirken de yukarısı iyileşmiş olduğu için yukarıyı tamamlayacağız. Sonra muhtemelen bir daha geleceğim. Alt tarafı bütün detayları aynen. Atılacak. Yani biz toplamda 2-3 kere daha görüşeceğiz. Evet. Fuat'ın dövmesini unuttuk ya. Bunu görmeden. Dur çekeyim mi? Evet. Bu kimdi? Söyle bakayım. Marcus Aurelius Maximus. Maximus. Hangi filmdeydi? Gladiator filmi. Gladiator filmi. Evet, Gladiator filminden fanı olduğu için bir fan dövmesi diyebilir miyiz buna? Yani severim. Evet. Mitolojiyi severim. Evet. Gerçi bu tarih mitoloji değil mi? Hmm. Karıştı. Öyle. Görüşürüz der misin o zaman? Görüşürüz. Bir sonraki seansta. Salı görüşürüz. Hadi bakalım. Güle güle kullan. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün dövmenin ikinci seansına gidiyorum. Ama aslında ikinci seans değil. İkinci dövmemin birinci seansına gidiyorum. O da ne? Şu kolumun aşağısına yapılacak olan dövmenin ilk seansına gidiyorum. Çok fazla lafı uzatmayacağım zaten. Muhabbeti, sohbeti ettik. Hemen üstümü giyineceğim. Daha doğrusu bir şeyler giyeceğim. Yine aynı şeyleri giyeceğim bu arada. Yulaflı yumurtamı giyeceğim. Oradan da hemen yola çıkacağım. Onda randevumuz var. Saat 9'u şeyde geçiyor çünkü. Ha bu arada bunu görmediniz siz. Dün kontrole gittiğimde şey yaptığımda şey yazdırdım koluma. No matter where yazdırdım. Fuat'ta da no matter what yazacak. Yani diyor ki burada şair. Nerede olursa olsun diyor. Benim kolumda. Onda da ne olursa olsun diyor. Nereye çıkıyor bu muhabbet diyorsunuz. Biz şimdi çok eski arkadaşız yani. Ne olursa olsun, nerede olursa olsun birbirimizin yanındayız, sonsuza dek kardeşiz falan diye böyle bir saçma salak teenage bir dövme yaptım dedik.
Gerçekten 33 ve 37 yaşında insanlar hiç yakışıyor mu? Asla yakışmıyor. Ben de fark ediyorum. Ama heves ettik. Ne yapalım? Yaptırmak isteyen kapılılar, kankalar varsa yaptırsınlar. Neyse uzatmıyorum. Hadi görüşürüz. Ve mekandayız arkadaşlar. Dövme çok güzel ilerliyor. Şu an iyileşme sürecinde kolumda. Ve size de güzel bir sürprizim var. Murat Beyciğimle konuştuk. Kendisi buranın sahibi olur. Kendisi yeteneksiz, dövme yapamıyor. Ama buranın sahibi. Yıllarca dövme sanatçılarıyla çalışmış. Murat Bey dedi ki, Uğur, senin adını veren kişilerle, yani eğer buraya geldiğinizde piercing de yaptırabilirsiniz, dövme de yaptırabilirsiniz. Uğur Şengül'den geldik biz dediğiniz zaman size %50 indirim yapacak. Ama Uğur Şengül demeyin, biz tasarımı yapalım. Evet. Tasarımdan sonra fiyatı verelim. Evet. Fiyat verdikten sonra Uğur Şengül. Evet. Yani güven, size güven verebilmek adına da şöyle bir şey yapıyor Murat. Dedi ki normal müşteri gibi gelsinler, fiyatlarını alsınlar. Daha sonrasında fiyatı aldıktan sonra Uğur Şengül deyip %50 indirimi kapsınlar. Evet. Şeye dönmesin yani bu mevzu, hani ulan acaba fiyatı şişirdiler de mi %50 indirim yapıyorlar? Öyle bir şey kesinlikle yok. İçiniz rahat olsun. Normal müşteri gibi gelip fiyatınızı alın, piercing olur, dövme olur, tasarımlar yapılsın vesaire. Ondan sonra tam fiyat verdikten sonra biz Uğur Şengül'den geldik, %50 indirimimizi alalım diyorsunuz ve Murat size %50 indirimimizi yapıyor. Teşekkür ederiz. Alkış devam et sabah sabah. Yürü de burada. İkinci dövmenin tasarımını çıkarttık. Transfer değil mi bu? Evet. Transferini yapacağız. Alt tarafı şu gelecek, inanılmaz detaylı. Güzel olacak ya. Son hali inanılmaz güzel olacak. Siz de beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Ve transfer yapıldı arkadaşlar. Melek bir kadın ve at. Şu bileğimin üstüne bir şekil daha gelecek. Şu kolumun şurasında siz çok net görmüyorsunuz ama böyle bir çiçek gibi bir şey var. O işte bileğimden şu arka boşluğa doğru dolanacak. Şimdi onu yapacağız. Göstereyim hatta. Şu. O da bileğimin şu üstünden arka boşluğa doğru gidecek. Şimdi onu çiziyoruz. Onu da transferini yapacağız. Sonra başlıyoruz. Gelsin acılar. Yani yürü nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Müşteri mesela bir tasarım beğeniyor ya. Yap bunu yap demek istiyor. Yürü diyor ki ben sana bunu yapmam. Çünkü diyor ki bu çok basit, bunda detaylar yok. Ben sana daha detaylı, kolunda daha güzel duracak bir şey yapmak isterim falan diyor. Ve onu yönlendiriyor. Adam gerçekten o kadar profesyonel çalışıyor. Çünkü diyor ki bunların hepsi benim eserim ve ben yaptıysam en iyisi olmalı falan kafasında yani. Öyle bir adam ya, öyle bir adama yaptırıyorum ve kendimi teslim ettim. Gerçekten o yapıyorsa bildiği vardır diyor. O kadar rahatım ki omuz bölgesiyle alakası yok diyelim. Çünkü burası çok daha az acıyor. Seval Hanımcığım şu an kameranın arkasında da kendisiyle çalışıyor. Göstersene şeyi. Şu an atın detayları yapılıyor. Ara ara yine tamamlandıkça size gösteriyor. Olacağım arkadaşlar. Ben iyiyim, beni merak etmeyin demek için geldim. Görüşürüz orada. 1-0 Ölüyordun sandın ya, hep üzeri alındın ya, benim için mi yandın ya, sana ne sana ne, düşüyorsun gözlerden. Arkadaşlar, önce dövmemi göstermek istiyorum. Daha bir ama sadece mola verdik. Gidişatı gösteriyorum. Şu detaylara bakar mısınız? Kıyafetinin detayları falan, o böyle rüzgardan uçuşuna kadar, şu gözlere, yani atın kaslarına kadar o kadar detaylı bir çalışma ki, ya bu bittiği zaman gerçekten sanat eseri olacak ya. O kadar diyorum. Adam o kadar yetenekli ki her molada adama sarılıyorum. Yani yüreğe sarılıyorum. Çünkü adam çok yetenekli ya. Ben niye bu kadar aşık oldum Seval bu adama? Adamı resmen yürüyorum şu an. Neyse, güncelleyeyim dedim size. Bu aşamadayız. Bir mola verin. 10 dakika sonra devam edeceğiz. Bu videoyu ikiye bölmem gerekebilir. Çünkü uzun bir video olacak. O yüzden hiç böyle tahmin etmiyordum ben. Yani bir seansta falan, iki seansta bitiririz diye düşünüyordum ama hiç umduğum gibi olmadı. O yüzden belki bu akşam videoyu, yani ilk partı bitirip bunu yükleyip sonra diğer ikinci parta geçeriz. Seval'i gösteririz arkadaşlar. O da burada çalışıyor. Çok utangaç bir arkadaşımız. Öyle kapatıyorum şimdilik. Görüşürüz birazdan. Dövme bitmesine yakın. Öptüm. Arkadaşlar, dövme bitti. Yani ikinci bölgenin birinci seansı bitti. İkinci seans olacak. Yani aynada şöyle göstereyim. Zaten bunun videolarını çektim şu an. Arada sizinle paylaşırım. Buradan çok belli olmuyor ama ben zaten şu an konuşurken arkada o videolar dönüyordur muhtemelen. Instagram'dan sordum. Burama Tragus piercing yaptırayım mı diye. %59 yaptırma, %41 yaptır dedi. Ama ben yaptırmak istiyorum ya. Beğenmezsek çıkartırım diye düşünüyorum. Çok DM geldi çünkü yaptır, saçmalama, sen dinleme onları diye. Şimdi onu yaptıracağım. Sonra herhalde bu dövme muhabbetinin
Bu video part 1'i olacak ve siz tam bitmiş halini ikinci partta göreceksiniz. O video başka zaman yayınlanacak. Muhtemelen 2022'nin ilk haftası falan yayınlanır. Çünkü bu işler bayağı uzun sürecek. Daha 4 seans daha falan burada olacağım ben. Seval Hanım! Bakar mısınız bizi, çeker misiniz? Murat, felç kalmam değil mi? Derin nefes aldı bana tam vururken. Allah'ım sana eyliyorum! Yani o kadar acımadı ama şu an orada bir sızlama var ufak. O sızlama hep olacak mı? Hayır. Ha, iyi, teşekkürler. Değil mi? Haa! Bakayım. Evet, yani çok da hayatımda bir şey değişmedi arkadaşlar. Orada sadece bir tane top oldu. Göstereyim şöyle. Belki şapkayı böyle takarsan daha cool durabilir. O zaman arkadaşlar, dövme muhabbetinin bu video ilk part olsun. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda komple artık dövmenin son aşamasını, son halini, final halini görmüş olacaksınız. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.